Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la birlikte geldik Burdur'a. Sevgili Burdurlular, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla depremde kaybettiğimiz Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Sevgili Burdurlular, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Türkiye 14 Mayıs'ta hakkını alsın mı? Çocuklar 14 Mayıs'ta hakkını alsın mı? Gençlerimiz 14 Mayıs'ta hakkını alsın mı? Burdur, Burdur 14 Mayıs'ta hakkını alsın mı? Alsın mı? Sevgili Burdurlular, demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura, huzura var mısınız? Var mısınız? 14 Mayıs'ta ilk turda bitirmeye var mısınız? Var mısınız? Ben şimdi sizleri fazla bekletmeden 25 yıl aradan sonra 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğan başkentimizi yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözünü baharlar. İnşallah baharlar gelecek. Sevgili Burdurlular, konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnşallah ayın 14'ünden sonra asık suratla sürekli bizleri azarlayan bir yönetim gidecek. Onun yerine herkesi kucaklayan, şefkatle yaklaşan, merhametle yaklaşan, güler yüzlü bir yönetim gelecek. Tamam, anladım. Hatay burada. Peki. Sevgili Burdurlular, belediye başkanımız burada iki dönemdir belediye başkanı. Bizler 2019 yılında iş başına gelirken yaşadıklarımızın bir kısmını anlatabilirsem, şu anda yaşadığımız ortamın birebir aynısı olduğunu göreceksiniz. Biz küçük bir beldenin belediye başkanıydı. Ne bilir Ankara'yı yönetmeyi diye bu şekilde bizleri eleştirdiler. İş başına geldik. Eski dönemin 5 katrilyon borcunu ödedik. Ayrıca metro için bizden haksız yere 1.6 milyar lira para kestiler. Normalde 4 yılda ödememiz gereken para 100 milyon lirayken 1.6 milyon lirayı kestiler. Nasıl oldu? Bizden önceki belediye başka şeylere para ayırdığı için, ona geleceğiz biraz sonra, belediyenin asli görevlerini yapmadığı için metroyu kendi yapamıyor ve Ulaştırma Bakanlığı'na devrediyor. Ulaştırma Bakanlığı Çayyolu metrosunu yapıyor, belediye devrediyor ve bir sözleşme yapıyor. Bilet gelirinin %15'iyle bunu bize geri ödeyeceksin.
Eğer biz seçilmeseydik bu değişmezdi. Biz seçildik. 8 Nisan'da koltuğa oturduk. 28 Nisan'da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Metroların gelirleri belediyelerden bütçenin %5'i kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Normalde metro Ekrem Bey'de yapıyor İstanbul'da. Kredisi yurt dışından bulunur. 15-20 yılda ödenir. Çünkü borç sonuçta vatandaşın sırtından çıkıyor. Biz bu şartlarda 1.7 milyar lira bizden kestikleri için 4 senede 5 senede ödemiş olacağız. Buna rağmen belediyemiz yaptığı şeffaf ihalelerle 3500 tane ihalemiz, gençler girip bakabilirler. YouTube'da yüzlerce yıl kalacak o canlı yapılan ihaleler. Ve bu şekilde kırımın çok olması, katılımın çok olmasıyla hem bu kadar borcu ödedik, hem metroya para ödedik, hem Çevre Bakanlığı'ndan 1 milyar lira alacağımız var, hem de yapacağımız hiçbir işten geri kalmıyoruz. Neler yaptık? Evet. Ve sonuçta yaptığımız bu çalışmalarla hem Amerika'daki Fitch denen kuruluş zaman zaman biliyorsunuz ülke notları veriyor. Büyük şehirlere de not veriyor. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi kredibilitesi en yüksek belediye olarak bildirildi. Onu da geçtik. Pandemi döneminde yaptığımız çalışmalar, şeffaf uygulamalar, belediyenin kaynaklarını doğru yere yaptığımız harcamalardan dolayı İngiltere'deki bir kuruluş Dünya Başkent Belediyeler Başkanı olarak Ankara'yı seçti. Yani bunu niye söylüyorum? Buraya kendimi övmeye gelmedim. Şimdi de diyorlar ki üç koyun güdemezler, bunlar yapamaz, bunlar beceremez. 20 yıl, 21 yıldır başkasını görmediniz ki. Ankara halkı bize bir fırsat verdi. Kendimizi gösterip şeffaf yönetimin nasıl olduğunu gösterdik. İşte şimdi 14 Mayıs'ta sıra Türkiye'de. İnşallah Türkiye'de de bu değişim gerçekleşecek. Bizden başka kimse bir şey yapamaz diyen zihniyet gidecek. Çok daha şeffaf, insanları ayırmayan bir yönetim gelecek. Seçildik, rozetimizi çıkarttık, hiç kimseyi ayırmadan çalıştık. Kim olursa olsun, orası bize oy verdi, vermedi, böyle bir ayrımı hiçbir zaman yapmadık. Ankara'nın civarında ve içinde nerenin ne ihtiyacı varsa önceliğimiz orası oldu. Doğru yerlere para harcadık. Cebimizden bir kuruş para vermeyeceğimiz yere belediyenin parasını da harcamadık. Çünkü belediyeler, kamu sizlerden topladığı parayı harcar. Babasının malını harcamaz. Dolayısıyla harcadığının hesabını da vermek zorundadır. İnternet sitemize girin, Sayıştay raporları, belediyenin tüm harcamalarını kuruşa kuruşa görürsünüz. Yaptığımız bütün harcamaları o eserlerin üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kavşağı şu kadar liraya mal etmiştir diye hesap verdiğimizde görürsünüz. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok ve bütün belediyemize ait bilgiler aynen ortada. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milli Mutabakat metninde de yazıyor. Denetim komisyonu kurulacak, hükümeti denetleyecek ve bunun başkanı da muhalefetten olacak. Böyle bir özgüven var gelecek hükümette. Zaman zaman yaşadık. Şunu niye pahalı yaptınız, şunu niye yaptınız zaman size biz hesap verecek değil, biz hesabı yukarı veririz deyip geçtiler. Böyle bir yönetim olamaz. Halklara aldığınız paranın hesabını halka vereceksiniz. Dediler ki işçileri çıkaracak. Şimdi de diyorlar ki, özellikle geçen Adıyaman'da duydum, kamu personelinin tümünü işten atacak diyorlar. Biz bir kişi işten çıkarmadık. Halbuki bizim için şöyle yaptılar. Belediyenin dediler işçilerini çıkaracak. Bakın dediler, listeyi biz ele geçirdik. Kimleri işe alacak liste yapmışlar diye ekrandan sahte evraklar gösterdiler. Bir kişi haksız bir yere işten çıkarılmadı benim belediyemde. Herkes sendikasını özgürce seçer.
Hiçbir zaman belediye işçileri ne parti mitingine zorla götürülür ne de futbol maçlarına zorla götürülür. Gayet rahat bir şekilde Ankara halkı için çalışırlar, emeklerinin karşılığında alırlar. O yetmedi. Dediler ki belediyeden bu işçileri çıkaracak, yenine hatırlayın bunları. PKK'ları alacak, DHKP'liler fatura getirecek. Böyle bir şeyi ister misiniz diye benim rakibim çıktı. Televizyonda utanmadan bunları iddia etti. Yok yok. Biz bunlara güleceğiz, kahkaha atacağız. Biz bunu söyleyenlere alay edeceğiz. Bize yakışan bu. Nefret dilini bırakmaya inşallah 14 Mayıs'tan itibaren de başlıyoruz. Sonucu itibariyle Ankara'da faturaları tertemiz vatansever Ankaralı gençler götürüyor evlere. Bu da yalan olduğu ortaya çıktı. Böyle korkuttular, korkuttular. Ekrem Başkan da İstanbul'da seçilmişti. Biz seçilmezsek devletin bekası gider diyorlardı bize. Seçildiğimizin haftası götürdük. Onların söktüğü TC tabelalarını olduğu gibi yerine çaktık. Arabalardan çakarları kaldırdık. Ayrıcalıklı hiçbir şeyimiz yok. Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı dahi göremezsiniz. Dolayısıyla baktılar ki böyle bir yönetim var. İstanbul'a gidince artık beka dediğin zaman kimse buna inanmayacak. Bu sefer başladılar İstanbul'da. Eğer İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Siz Binali'yi mi seçeceksiniz, Sisi'yi mi seçeceksiniz? Mursi'yi mi, Sisi'yi mi? Sanki İstanbul belediye seçimi değil de dünya savaşına girdik. Sonuç itibariyle Ekrem Başkan o iptal edilen seçimin cevabını 805 bin oy farkla verdi. Ne Mekke düştü, ne Mekke düştü, ne Kudüs düştü, ne Büyük İsrail kuruldu. Ama gittiler kendileri Mursi ile tokalaşıyorlar, Sisi ile tokalaşıyorlar şu anda. Dolayısıyla yine bu seçim devletin bekası, devletin bekası. Biz gidersek şu olur bu olur. Siz giderseniz çok güzel olacak. Hiçbir şey olmayacak. Çünkü Ankara'da neden bizim kazanmamızı istediler? Kazanmamızı istemediler. Çünkü biliyorsunuz kendi bakanların söylemiyle Ankara parsel parsel satılıyordu. İmar rantlarının üzerinde oturuyorlardı. Çoluklarına çocuklarına televizyon alıyorlardı. Spor kulübü alıyorlardı. Bu şatafatlı hayattan vazgeçmek istemiyorlardı. Şimdi de aynı. Şimdi de çakarlı araçlarda milletvekillerin çocuğu hava atacak. Bir takım imtiyazlara sahip olacak. 3-5 maaş alacak. Onların çocukları üniversiteyi bitirdiği zaman buradaki gencin hayal kurmasına dahi engel olacak şekilde torpille işe girecek. Mülakatsız işe girecek ve alnının teriyle okuyan başarılı gençler de elenecek. Bu düzenin devam etmesini istiyorlar. Açıkçası bırakmak istemediklerinin en büyük sebebi bu. Şimdi TOG'u Anadolu gemisini, İHA'ları, SİHA'ları öne çıkararak sanki gelen hükümet bunları yok edecek bir hava vermeye çalışıyorlar. Bu devlet bin yıldır bu coğrafyalarda bulunan bir devlet, onun devamıdır. Dolayısıyla hem dış işlerimizin müktesebatı vardır, hem de bir devlet geleneğimiz vardır. 80'li yıllarda Roketsan'ı kurdular, Aselsan'ı kurdular, Havelsan'ı kurdular, Allah razı olsun, TUSAŞ'ı kurdular, TAİ'yi kurdular savunma sanayi için. Ne oldu? Onlar görevlerini yaptılar bu ülke için. Kendilerinden sonra gelenlere emanet edip gittiler. Bu TOG'u yapanlardan Allah razı olsun. İHA'ları, SİHA'ları yapanlardan Allah razı olsun. Anadolu gemisini yapanlardan da Allah razı olsun. Biz bunları inkar etmiyoruz. Ve gelirsek mutlaka daha iyisini de yapacağız. Daha da geliştireceğiz. Ancak sanki partinin malıymış gibi, babasının parasıyla yapmış gibi bunları seçim ortamında kullanıyorlar. Bu yanlış. Şimdiye kadar bunu
Hiç kimse yapmadı. Anadolu gemisi çıktı İstanbul'dan, şimdi Ege'ye dolaşıyor. Adeta savunma için yapılmış övündüğümüz bir tesisi seçim otobüsü gibi kullanıyorlar. Yuh yok. Anlaşacağız. Yuh yok. Ve başladılar şimdi de yok. Bebek katilini serbest bırakacaklar. Bana bir müsaade edin, olur mu? Bebek katilini serbest bırakacaklar. PKK'lı suç işlemiş eli kanlı katilleri serbest bırakacaklar. Kim neyi bırakıyor Allah aşkına? Kimden ne haber aldınız siz? Kimden ne haber aldınız? Bunu niye dayanarak söylüyorum? Ekrem Başkan'ın seçiminde gücünün yetmediğini anlayınca Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kim? Apo denen kanlı katilden mektup getiren kim? Şimdi de bakıyorum Kandil'in bazı söylemlerini televizyonlarda, mitinglerde gösteriyorlar. Hiç unutmayın, bunlar da bir defa iktidarın işine yarayan konuşmaları yapanlar da aynı mihraktır. Nasıl Osman Öcalan televizyona çıkıp konuştuysa Kandil'den konuşulanlar da aynı gayeye hizmet ediyor. Bizim bunlarla işimiz olmaz. Herkes cezasını çekecek. Suç işleyen herkes cezasını çekecek. Biz onu da reddediyoruz. Ama onların söylemini bizim aleyhimize kullanmasını da reddediyoruz. En az onlar kadar milliyetçiyiz. En az onlar kadar vatanperveriz. En az onlar kadar Müslümanız. Bize hiç kimse Müslümanlık, vatanperverlik taslamasın. Neden diyeceğim? Çözüm süresinde yaşananları hatırlıyorsunuz. O zaman ağzını açanlara siz kandan besleniyorsunuz, konuşmayın. Bu PKK ile ilgili bunlar bizim düşmanımız değil gibi birçok sözleri var. Onları yakında ben internetten size yayınlayacağım. O zaman bunlara karşı çıkanlara vatan haini diyorlardı. Bunlar vatansever oluyorlardı. Biz onlar gibi zaman zaman vatansever, mevsimlik vatansever değiliz. O zaman neyi söylüyorsak şimdi de aynısını söylüyoruz. Boş lafa karnımız tok. Yardımları kesecek dediler. Yardım dedikleri birer kilo koli, bunu alıp götürüyorlar ev ev dağıtıyorlardı. 158 bin aileye. Göstere göstere dağıtıyorlardı. Biz geldik hemen başkent kart çıkarttık bir tane. Artık karta parayı yüklüyoruz. Gidiyor Ankara'nın tümündeki bakkallardan satın alıyor. O aileler çoluğunun çocuğunun ihtiyacını alıyor. Böyle tasarruf ede ede açık ihale yapa yapa geçen yıl 500 lira olmak üzere, bu yılda yine 500 olmak üzere 3'er ay doğal gaz verdik. 200 bin aileye o ailelerin çocuklarını evde üşütmedik. Yardım almasınlar diye okutmak için istiyoruz, uğraşıyoruz o çocukları. Öğrenme güçlüğü var. Artık gelişimde güçlük çekmeye başladı bu çocuklar. Çünkü bu iktidarın sayesinde gıdaya ulaşım, ete ulaşım zorlaştı. 16-17 aydır Ankara halkı artık öğrendi. Otomatik olarak her ay birer kilo kıyma ya da et parası hesaplarına yatıyor ki gitsin o aile, başka yerde harcayamaz o parayı. İlla ki o eve eti sokacak, çoluğuna çocuğuna o eti yedirecek. Böyle bir belediyecilik yapıyoruz. Bayrama girerken 100 bin tane ailelerin 100 bin çocuğuna bayram harçlığı yatırdık. Kırtasiye paralarını yatırıyoruz. Okullarının sınav ücretlerini yatırıyoruz ki onlar okusun diye bunları yapıyoruz. Ankara Büyükşehir'de tam 60 bin tane öğrenci evinden okuluna, okuldan evine ücretsiz gidiyor. 16 bin tane ilkokula giden çocuğun servis ücretini biz ödüyoruz. Hani konu edildi, kantinlerden alışveriş yapamıyor çocuklar, aç gidiyor diye. Onlardan da kantini uygun olanlardan tam 15 bin öğrencinin ailesine her ay 330 lira yatırıyoruz. Günlük 15 lirayı o çocuk gidiyor. Eskiden parasız arkadaşları bir şey alırken baka kalan çocuk günlük 15 liraya gidiyor. Kantinde istediği gıdayı alıyor
ve diğerleriyle eşit hale geliyor. Yetmedi. Yönetemez dedikleri belediye, burası sizi de biraz ilgilendiriyor. Çünkü burada da tarım ve hayvancılık var. Ankara'nın arazisi o kadar büyük ki %3'e sıkışmış, %97'si boş, bunun da %50'si tarıma uygun. Eskiden Ankara'nın her yerinde tarım vardı, hayvancılık vardı. Fakat iktidarın bu yanlış politikaları nedeniyle kimi gitti hayvanları kesti, kimi para kazanamıyorum diye tarımı bıraktı. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı. 35 bin çiftçiye 4 yıl içerisinde 600 milyonlarının üzerinde yardım yaptık. Tohumlarını verdik. Nohut tohumlarını verdik. Arpa, buğday, nohut tohumlarını verdik. Domates, sebze fidelerini verdik. O yetmedi. Belediyemizce ürettiğimiz sıvı gübreyi de verdik. O yetmedi. Ayrıca traktör olan herkese mazot yardımı da yaptık. Bu şekilde yaptığımız destekler sayesinde 4 yılda çiftçilerin, 35 bin çiftçinin cebine 4,5 milyar lira parayı koyduk. Projen ne dedikleri zaman söylüyordum. Çılgın projem yok. Ankara'nın boşa harcayacak parası yok. Gerçek Ankara'nın halkının ne ihtiyaçları varsa oraya yatıracağız dedik. Ve bu şekilde Ankara halkının gelirini artırması için çalışmalar yaptık. Şu anda bir de güneş enerjisi vermek için de uğraşıyoruz. Yetmedi, açtığımız seralardan Kahramanmaraş depreminde biz görevliyiz. Kahramanmaraş'a da şu anda 500 ton civarında sıvı gübre gönderdik ki onlar da orada üretimine devam etsin diye. Önümüzdeki günlerde de oraya da file göndermek suretiyle Ankara yetti. Kahramanmaraş'ın da tekrar ayağa kalkması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla şu anda 6 liderin yan yana gelip milli mutabakat metni olarak imzaladıkları metinde tarımda ve hayvancılıklarda da, hayvancılıkta ne gibi desteklerde bulunacağı aynen yazı. Sayın Genel Başkanımız biraz sonra bunlardan size mutlaka haber verir. Dolayısıyla bundan sonra gelecek hükümet halkın parasını boşa götürmeden açık şeffaf ihaleler yapmak suretiyle ve acil ihtiyaçları karşılamak suretiyle çalışacak. Bakın bir kişi karar verdi, ne oldu Ankara'da? Hepiniz bunu televizyonlardan gördünüz. Anka Park diye bir ucube çöp proje çıkarttılar. 16 milyar lira parayı toprağa gömdüler. 16 milyar liraya Ankara'da burdur ölçekli 16 tane ülke ayağa kalkardı. Ve bunun hesabı inşallah sorulacak 15 Mayıs'tan sonra. 15 Mayıs'tan sonra sorulacak. 100 kadar dosyayı götürdüm, savcılığa verdim. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra adliye de faaliyete geçecek. Milletin parasını bu şekilde boşa götüren kim varsa cezasını çekecek. Söylemek istediğim şu. Sevgili Burdurlular, sevgili gençler. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Evet gençler, ilk defa oy kullanacaksınız. Bakın ülke o hale geldi ki ilk ve son oyunuz olabilir. Çok dikkatli kullanacaksınız. Eğer bu iktidar devam ederse, bu başkanlık sistemi bu şekilde devam ederse bundan sonra kullandığınız oyun hiçbir hükmü kalmayacak. Çünkü seçimlere giriyoruz, sürekli nefret dili. Bunlar illet, bunlar zillet. Diyorlar ki seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak. Böyle bir mantıkları var. Yuh yuh diyen benim şeyimi bozuyor. Yuh'a gerek yok. Bir mantık anlatıyorum ben size. Şu anda 6 farklı fikirde 6 tane genel başkan gelmiş. Yan yana gelmiş. 2400 maddede uzlaşmış. Onun harici kim ne söylerse yalan söyler. Bu 2400 maddede ne yazıyorsa o. Yan yana geldiler. Bunları uygulayacaklar. Farklı fikirdeler, 2400 maddede uzlaştılar. Elbette bazen anlaşamadıkları konular da olur ama bu bunları uzlaşmaya sevk edecek. Türkçenin en güzel kelimesi uzlaşma kelimesi, istişare kelimesi. Bunları unuttuk artık. Ben yaptım, ne olmuş? Hesabını soracak, benden sorsun gibi cümleler bundan sonra olmayacak. Dolayısıyla altılı masa inşallah hep beraber bir araya geldi, uyumlu çalışacak,
ve inşallah Türkiye güzel günlere gidecek. Son olarak şunu söylüyorum. İyi bir Müslümandan beklenen nedir? Ağzından bal damlar. Kimseye kötülük yapmaz. Kimseye kötü söylemez. Yalan söylemez. İftira artmaz, öyle mi? Ama görüyoruz ki olmadık şeyleri olmuş gibi anlatmaya, kafalarından uydurdukları senaryoyu da gerçekmiş gibi anlatıyorlar. Belki vatandaşın bir kısmını kandırabilirsin ama inançlıysan yukarıdakini nasıl kandıracaksın? Yarın bunun hesabını nasıl vereceksin? Bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızın ağzından Cumhur İttifakı'nda olup onlara oy verenlere dair bir tek kötü söz işittiniz mi Allah aşkına? Dolayısıyla bundan sonra artık seçildikten sonra herkesin Cumhurbaşkanı olacak. Kimseyi ayırmayacak. Herkesi kucaklayacak. Oy verdim vermedin muamelesi yapmayacak bir yönetim inşallah 15'inden sonra geliyor. Millet İttifakı olarak inşallah biz bu iyi niyetlerle bir araya geldik. Bu bizim iyi niyetli çabalarımızı ne Kandil'in ne iktidarın bozmasına da izin vermeyeceğiz. Allah nasip ederse, her yerde söylüyorum ama daha ses alamadım. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz uzun bir adalet yürüyüşü yaptı. Diyorum ki ben inşallah 15 Mayıs'tan sonra seçimi kazanınca Kızılay Meydanı'nda toplanacağız. Ve Kızılay Meydanı'ndan Çankaya Köşkü'ne kadar konfetiler eşliğinde yürüyerek onu makamına oturtacağız inşallah. Bunu birlikte başaracağız. Ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, kötü konuşmayacağız. Biz bize yakışanı yapacağız inşallah. Ve gençler tekrar söylüyorum. İkinci tura falan kalmadan bu işi bitireceksiniz, öyle mi? Öyle mi? O zaman ne yapıyoruz? Bu kadar altı parti yan yana geldiğine göre bu seçimi nasıl kazanacağız? Bravo, duymak istiyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız ve inşallah Türkiye'ye huzur gelecek, bereket gelecek. 15 Mayıs'tan sonra da inşallah güzel ülkemize bahar gelecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Burdurlular, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Sevgili Burdurlular, özellikle genç arkadaşlarım, şu temiz ellerinizi bir kaldırır mısınız lütfen? Kaldırın şu temiz ellerinizi bir. Dost düşman bir Burdur'u bir görsün. Görsün bir Cumhuriyet Meydanı'nı. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Sevgili Burdurlular, 14 Mayıs'ta Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ben şimdi sizlere Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons ediyorum. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. (Gülüyor)
Öncelikle yürekten teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz iyi mi? Daha da iyi günlere, daha da güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Bu ülkeye sözüm var, bu ülkeye baharı getireceğim, baharı. Bu ülkeye huzuru getireceğim, huzuru. Bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim, kucaklaşmayı. Kavgadan bıkmadık mı Allah aşkına? Ayrışmadan bıkmadık mı Allah aşkına? İşsizlik canımızı yakmıyor mu? Yakıyor. Ya bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler. Bütün bunları çözeceğim. Emin olun çözeceğim. Allah şahittir, çözeceğim. Çözeceğim. Teşekkür ederim. Şimdi Burdur'a gelirken baktım Burdur'da kaç genç ilk kez sandığa gidip oy verecek. Hesabını yaptım. Madem ben hesap uzmanıyım, hesap adamıyım, hesabını yaptım. 14.258 genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Şimdi gençlerden söz istiyorum. Sevgili gençler, demokrasi istiyor musunuz? Hukuk istiyor musunuz? Hak istiyor musunuz? Adalet istiyor musunuz? Sevgi istiyor musunuz? O zaman Türkiye'nin kaderini değiştirmek sizin elinde. 14.258 gencin demokrasi için, hak için, hukuk için oyunu istiyorum. Söz mü? Söz mü? Benim de Burdur'a ve Burdurlu gençlere sözüm var. Sizin çektiğiniz bütün acılar, bütün sıkıntılar benim de acım, benim de sıkıntım olacak. Siz rahata ermedikçe asla ben rahat etmeyeceğim. Siz huzura kavuşmadıkça asla ben huzura kavuştum demeyeceğim. Bunun mücadelesini sizin için vereceğim. İnanın, sizin için vereceğim. Efendim buraya gelirken, teşekkür ederim. Buraya gelirken Ağustos 2021'de Bucak Çobanpınar'da bir yangın çıkıyor. Ve iki ev yanıyor. Ağustos 2021'de söz veriyorlar. Diyorlar ki biz bu evleri yapacağız. Ağustos 2021. Şimdi Ağustos 2022. Şimdi geldik 2023'e. Bu evler hala yapılmadı. Bana söylenen şu, Allah rızası için şunu bir seslendirin. Bizim sesimizi belki duyarlar. Çünkü seni dinliyorlar. Belki gelir bizim evleri yaparlar. Hiç meraklanma kardeşim. Çobanpınar'daki kardeşim. Yapamazlar, yapamazlar. Onlar parayı Beşli Çete'ye veriyorlar. Dolayısıyla senin evini yapamazlar. Ellerinden gelse elindeki lokmayı alacaklar bile. Geleceğim. O evleri yapacağım. Size teslim edeceğim. Hiç mi endişe etmeyin? Hiç endişe etmeyin. Eğer adalet istiyorsak ayrım yapmadan adalet istemek zorundayız. Devletin dini adalettir. Yüce Yaradan kainatı adalet üzerine inşa etmiştir. Adaletten sapmayacaksınız. İnsanların kimlikleriyle, insanların inançlarıyla ayrıştırmayacaksınız. Kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. İnsan yüce yaradanın yarattığı eşrefi mahluktur. Yani en yüce varlıktır. Dolayısıyla insana saygı duymak, insanlar arasında ayrımcılık yapmak bizde yoktur. Bizim kitabımızda yoktur. Az önce Mansur Başkan'ı dinlediniz. Oy versin vermesin. Herkese yardım ediyor. Fakir mi? Bana oy verdin mi vermedin mi diye sormayız. O insanlık ayıbıdır öyle bir soru sorarsanız. Açsa yardım yapacaksınız. Bu memlekete söz veriyorum. Burdur Meydanı'nda söz veriyorum. Cumhuriyet sözü veriyorum. Bu memlekette hiçbir fakirin fukaranın elektriği kesilmeyecek. Doğalgazı kesilmeyecek. Suyu kesilmeyecek.
elektriği, doğalgazı ve suyu kesilmeyecek. Binlerce kişinin doğalgazını kestiler. O aileleri gittim ziyaret ettim. Dul bir kadın, iki çocuğu. Para yok, doğalgazını, parasını ödeyememiş. Kesmişler. Ne yapacak bu anne? Ne yapacak Allah aşkına, bana söyler misiniz? İki evladımız, onlar bizim de evladımız. Hangi anne çocuğunun soğukta kalmasını ister? Hangi anne çocuğunun iyi beslenmemesini ister? Bunların tamamını çözeceğim. Ben diyorum ki var olan sorunları çözeceğim. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğim. ÖTV'siz olacak, KDV'siz olacak. Çiftçiye ucuz gübre vereceğiz. Çiftçiye ucuz soğum vereceğiz. Bütün bunları yapacağız. Çiftçinin Ziraat Bankası'na, bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Bunları dediğim zaman hemen çıkıyorlar koro halinde. Ey Kılıçdaroğlu, parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar. Ben buradan, Burdur Meydanı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'ndan sesleniyorum. Beşli çetelere gelince para gani. Onlara her türlü parayı veriyorsun. Beşli çetelere vermeyeceğim, halka vereceğim. Çiftçiye vereceğim, üreticiye vereceğim, esnafa vereceğim, sanayiciye vereceğim. Alın teri değerlidir. Alın teri değerlidir. Alın teri kutsaldır. Kim emek harcıyorsa emeğinin karşılığını vermek zorundasınız. Eğer bu memlekette çocuklar yatağa aç giriyorsa veya anneler çocuklarının karnını doyuramıyorsa veya okula giden evladına acaba beslenme çantasına ne koyabilirim diye düşünüyorsa, çocuğum bugün aç mı kalacak diye endişeleniyorsa, bu siyaset kurumunun ayıbıdır. O ailenin ayıbı değildir. Sosyal devlet dedikleri anlayışın yerine getirilmemesidir. Dolayısıyla sevgili anneler, aile destekleri sigortası getireceğim. Hiçbir hanede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her anne çocuğunu okula gönderirken huzur içinde gönderecek. Beslenme çantası olmayacak. Okula gidecek, suyunu, sütünü, yemeğini akranlarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber yiyecek. Huzur içinde karnı doyacak ve eve karnı tok gelecek. Çünkü öyle ailelerle karşılaştım ki sevgili Burdur kardeşlerim. Çocuğuna ekmek arası salça sürüp çocuğuna veren anneler gördüm. Ve bu anneleri dinledim. Bunların sorunlarını çözmemiz lazım. Bir çocuk açsa hepimiz açız. Bir çocuk karanlıktaysa hepimiz karanlıktayız. Bir çocuğumuz soğukta kalıyorsa hepimiz soğukta kalıyoruz. Aile destekleri sigortasıyla geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere, kadının bankadaki hesabına her ay en az asgari ücret kadar para yatırılacak. Hiçbir zaman onun yoksulluğunu, fakirliğini sosyal devletten başka kimse bilmeyecek. Dolayısıyla gidecek bankaya işçi gibi, memur gibi, emekli gibi parasını çekecek. Ve çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları da olacak. Bunların %99'u kadın olacak. Bunlar evlere gidecekler, o ailelerle görüşecekler. O ailede kaç çocuk var, kirada mı oturuyorlar, kendi evreleri mi, gelirleri var mı yok mu, üniversiteye giden çocukları var mı? Buna göre rapor düzenleyecekler ve bu raporun gereği olarak o ailede kadının banka hesabına para yatacak. Böylece sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğu istismar konusu olmayacak. Bunu yapacağız. Bazı anneler bunu anlattığımda dediler ki, katılım bankasında acaba biz hesap açabilir miyiz? Bize asgari ücret kadar altın hesabı açabilir misiniz diye. Vallahi de billahi de Bay Kemal'in sözü, eğer altın hesabı diyorsanız rakam değişmemek kaydıyla altın hesabı da açacağım. Gideceksiniz ve alacaksınız. Hiç kimseye bir başkasını muhtaç hale getirmeyeceğiz.
Kadının güvencesi devlet olacak. Devlet kadının güvencesi olacak. Çünkü ev kadını en büyük zorlukları çeken kadındır. Ailede bir sorun varsa o sorunu en iyi anneler bilir. Ben de rahmetli annem, babayla aramızda mesafe var. Babaya ulaşamazdık. Ama bütün dertlerimizi annemize anlatırdık. Harçlık isterken bile babamıza söyleyemezdik. Annemize söylerdik. Acaba babam bize harçlık verir mi diye. Dolayısıyla anne ile çocuk arasındaki ilişki özel bir ilişkidir. Ve anneler çocuklarını her zaman her zaman çok iyi yerlerde görmek isterler. İşsizlik varsa, üniversiteyi bitiren bir çocuğun işsizliği varsa, anne baba onu boğazından keserek üniversiteye götürmüş okutmuşsa ve bu çocuk sınavları kazanıp ama sözlü sınavda mülakatta eleniyorsa, hakkı yeniyorsa, kul hakkı yeniyorsa onun da hesabını soracağım. Bay Kemal onun da hesabını soracak. Kul hakkı yedirmeyeceğim. Kul hakkı yiyenlerin de burnundan getireceğim. Bana bu fırsatı siz vereceksiniz. Siz vereceksiniz. Bakınız, gölünüz kuruyor. O gölün eski halini de ben bilirdim. Oranın meşhur bir kuşu var dünya çapında. Ben onu da gayet iyi bilirdim. O gölün kenarında sipsi de dinledim. Ben onu da biliyorum. Ama bu göl neden kuruyor? Ve bu kuruyan alanlara biz ne yapabiliriz? Güneş enerjisi yapabilir miyiz? Güneş enerjisi yaptığımız zaman çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Bir daha söylüyorum. Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Ben Şanlıurfa'ya gittim. 2,5 milyon hektar taşlık arazi var. 2,5 milyon hektar. 2,5 milyon hektara çiftçiler şikayet ediyorlar. Elektrik parasını ödeyemiyoruz. Gelip elektriği kesiyorlar, tarlayı sulayamıyoruz diye. Dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Bütün çiftçilere en geç 2 yıl içinde elektriği bedava vereceğiz. Söz verdim. Yapacağım. Hiç endişe yapacağım. Çıktı dediler ki elinden tutan mı var, niye yapmıyorsun? Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığımız yaptı. Çiftçiye elektriği bedava veriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. O da yaptı. O da çiftçiye ücretsiz veriyor. Demek ki oluyor. Niçin oluyor? Petrol alırsanız dolar ödüyorsunuz. Doğalgaz alırsanız dolar ödüyorsunuz. Kömür getirirseniz dolar ödüyorsunuz. E Allah'ın güneşi bedava ya. Bedava ya. Dolar ödemiyorsun. Avro ödemiyorsun. Allah'ın güneşi bedava. Panelleri kuracaksın. Elektriği elde edeceksin. Ne dolar gidecek, ne avro gidecek. Çünkü dolar lobisi istemiyor. Avro lobisi istemiyor. Doğalgaz lobisi istemiyor. Petrol lobisi istemiyor. Sizi sömürüyorlar. Sömürüye asla izin vermeyeceğim. Allah'ın güneşi bedava. O güneşten elektriği elde edeceğiz. Ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Kiralar. Kiralar giderek artıyor. Şu anda mahkemelerde en çok görülen dava ev sahibiyle kiracı arasında. Ev sahibi diyor ki bu kirayla oturulmaz. Bana kirayı artıracaksın. E oturan da diyor ki aldığım ücret belli. Ben senin kirayı nasıl ödeyeyim? Şu anda binlerce kira davaları devam ediyor. Hiç aklınıza geldi mi? Toplu konut idaresi niye kuruldu? Toplu konut. Yani TOKİ niye kuruldu? Orta gelirli ailelere ucuz konut yapılsın diye kuruldu. Allah aşkına TOKİ'ye bakıyorsun, başka şeylerle uğraşıyor. Eğer yoksul ailelere, orta gelirli ailelere bunlar ev yapsalardı bu kira sorunu çıkmazdı. Gidiyor başka işlerle uğraşıyor. Başka işler yapıyor. TOKİ'yi de asli görevine döndüreceğim. Kızılay'ı döndüreceğimiz gibi. Kızılay'da çadır satmayacak. Kızılay'da başka numaralar çekmeyecek. Ama Bay Kemal'in bir sözü daha var. Böyle
binlerce çocuğumuz, milyonlarca çocuğumuz işsiz gezerken, iş ararken, saray ve evanesinin etrafında gezenler 5 yerden maaş alıyorlar, 6 yerden maaş alıyorlar, 7 yerden maaş alıyorlar. Onların tamamını keseceğim, tamamını, tamamını keseceğim, tamamını. Şimdi bu beşli çeteler var. Beşli çetelerin bir numaralı düşmanı benim. Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl seçtirmeyiz? Bütün numara bunun üzerine kurulmuş. Hangi iftiraları atabiliriz? Neler yapabiliriz diye uğraşıyorlar. Ve baktılar ki bir sonuç yok. Şimdi paralarını yurt dışına götürüyorlar. Nereye götürdüklerini, hangi bankaya yatırdıklarını kuruşu kuruşuna, yani senti sentine biliyorum. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. Tamamını, çaldığınız, götürdüğünüz paraların tamamını getireceğim Türkiye'ye. Diyorlar ki, efendim uluslararası mahkeme var. Uluslararası mahkeme izin vermez. Dünyanın hiçbir mahkemesi bir devletin soyulmasına izin vermez. Dünyanın hiçbir mahkemesi bir devletin soyulmasına izin vermez. Devlet soyanların karnı doyuran bir devlet değildir. Sosyal devlet karnı aç olanları doyuran devlettir. Herkesin karnının doyduğu bir ülkede ancak huzur vardır. Ancak o zaman bereket vardır. Bunun yapılması lazım. Bizim zaman zaman sizler de sosyal medya hesaplarından izliyorsunuz. Mansur Başkan da değindi. Bizim milliyetçiliğimizi arada bir sorguluyorlar. Ya siz kim? Milliyetçilik kim? Allah aşkına 34 askerimiz Suriye'de şehit edildi. Vuran Rusya'ydı. 2 gün sonra Putin'in kapısına gidip dakikalarca bekleyen kimdi Allah aşkına? Kimdi Allah aşkına ya? Bana kalkmış milliyetçilik dersi veriyor. Ya ölen bizim askerimiz. Şehit olan bizim şehidimiz. Vuran Rusya. Rusya'nın bizden özür dilemesi gerekiyor. Ya biz yaptık kusura bakmayın demesi gerekiyor. Koşa koşa Putin'in kapısına gittim. Putin kapısında bekletti. Kronometreyi çalıştırdı. Kaç dakika Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı beklettiğini bütün dünyaya gösterdim. Sonra adam neymiş? Efendim dünya çapında bir adammış. E doğru. Bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'nın kapısında bu kadar bekleyen, kronometreyle dünyaya teşhir edilen başka bir cumhurbaşkanı yoktur. Bay Kemal buna asla izin vermeyecektir. Bay Kemal izin vermeyecektir. Bay Kemal askerine de ordusuna da sahip çıkacaktır. Bay Kemal güvenlik güçlerine de sahip çıkacaktır. Bay Kemal terör nereden ve kimden gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve teröre karşı mücadeleyi son damlasına kadar yapacaktır. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var. Sevgili Burdurlu kardeşlerim, 2 kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan. Gözümüzü kırpmadan bayrağımız içinde, vatanımız içinde ölüme gideriz. Dolayısıyla onun dışında bütün insanları kucaklarız. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin inancını sorgulamayız. O hak bizde değildir. Hangimiz anne babamızı seçme hakkına sahibiz? Yok öyle bir şey. Ama hepimiz annemizle, babamızla, yakınlarımıza gurur duyarız. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu sadece Yüce Yaradan bilir. Böyle bir yetki kimseye verilmemiştir. Bu çerçevede başka şeyler de var. Diyordu ya, bu can bu tende kaldığı sürece papazı benden alamazsın. Değil mi? Meydan meydan geziyordu. Ne oldu? Papazı götürdü, teslim etti. Böyle bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde cumhurbaşkanlığı yapamaz. Bir söz verdiysen sözünün arkasında kapı gibi duracaksın. Vermeyeceksin kardeşim. Vermiyorum diyeceksin. Burada yargılıyorum. Suçluysan burada yargılayacağım diyeceksin. O zaman 85 milyon da senin arkanda dururduk. Ne oldu? Götürdün, teslim ettin. Sonra ne dedim? Aptal olma dedim. Ses çıkarmadı. Şöyle diyeyim. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Sizden sandığa giderken bir şey istiyorum.
elinizi vicdanınıza koyup sandığa gidin. Ve sandıkta oy kullanırken Allah aşkına ya kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Yolsuzluk yapanlara oy vermeyin. Sizin hakkınızı çalanlara oy vermeyin. Kul hakkı yemek en büyük günahtır demiyor mu Yüce Yaradan? En büyük günah işleyene oy vererek niye ortak oluyorsunuz? Niye oy veriyorsunuz onlara? Saraylarda oturuyorlar. Ne sarayı kardeşim ya? Allah nasip eder seçtiğinizde Mansur Başkan'ın dediği gibi Çankaya'ya gideceğiz, o mütevazi köşkte oturacağız. Bizim saraylarla ilgimiz yok. Bizim saraylarla ilgimiz yok. Bizim gençler, iktidara taşıyacak olan sizsiniz. Sözlerimin başında söyledim. Gençler söz mü? Söz mü? Cumhuriyet meydanında soruyorum. Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Beraber iktidar olacağız. Halkın iktidarı ama. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen için iktidar olacağız. Zenginleşeceksek hepimiz zenginleşeceğiz. Yoksulumuz, fakirimiz olmayacak. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hepinize enişten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ekrem Başkan'ın bir sloganı var. Onunla bitirelim isterseniz. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey olmadı. Her şey. Her şey. Her şey. Setlerin arkasında vatandaşlarımız var. Onlara da seslenelim. Her şey. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Vallahi de billahi de ayrımcılık kalkacak. Vallahi de billahi de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Vallahi de billahi de işsizlikle mücadele edeceğiz. Sosyologları biliyorum. Az önce söyledim. Aile destekleri sigortası geldiği zaman 20 bin atama yapacağız. Sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı. Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen atayacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Köy okullarının tamamını. Köy okullarını niye kapattık? Köylerde hayatı durdurduk. Köy okullarını açacağız. Kapanan belediyeler var. Onu da soruyorlar, bu belediyelerle ilgili ne yapacaksınız diye. O beldede referandum yapacağız. Halk bizim belediyemiz açılsın diyorsa açacağız. Hayır, belediyeye ihtiyaç yok diyorsa açmayacağız. Yani takdiri millete bırakacağız. Yani Millet İttifakı olarak yolumuza adaletle devam ediyoruz. Her şeyin çok güzel olması dileğiyle hepinize enişten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sana söz. Yine 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim izin verirseniz öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet etmek istiyorum. Orada bir genç diyor ki bu neredeydi? Bütü yok diyor. Bu seçimin bütü yok diye. Evet, bu seçimin kazası da yok, bütü de yok. Birinci turda alacağız ve Türkiye'de tarih yazacağız. Hemen komşu ilimizin Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceği buraya davet etmek istiyorum. Sevgili Burdurlular, Millet İttifakı İl Başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni, uzakta unutulmuş İyi Parti İl Başkanımız Namık Kemal Özkan, Deva Partisi İl Başkanımız Hakan Veli Büyüktabaş, Saadet Partisi İl Başkanımız Musa Sayar, Gelecek Partisi İl Başkanımız Eşref Ural,
ve Demokrat Parti İl Başkanımız İbrahim Dinçer'i buraya davet ediyorum. Sevgili Burdurlular, millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Yine baharlar gelecek. Burdur Milletvekilimiz Mehmet Göker. Her an, her kuruş, her gülüş sana fazlası. Önceki dönem Milletvekilimiz Ramazan Kerim Özkan. Sana söz veriyorum, sana söz. Ve şimdi Burdur'umuzu parlamentoda temsil edecek milletvekili adaylarımızı çağıracağım. İzzet Akbulut. Yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. İkinci sırada genç bir milletvekili adayımız var. Hülya Gümüş. Baharlar gelecek. Ben Kemal. Yine örgütümüzden bir aday. Süleyman Erman. Baharlar gelecek. Sana söz, umut bitmeyecek. İYİ Parti milletvekili adaylarımız Faruk Erkan. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Sana söz. Sefa Sönmez. Korkusundan susmayan, sözü dinlenen. Ve Mehmet Yavaş. Güzel şarkılarını bağıra çağıra. Sevgili Burdurlular, şimdi de genç belediye başkanımız, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz. Kemal, sana söz veriyorum. Sana söz, yine Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel. Bitmeyecek. Yine Antalya'dan konuk bir belediye başkanımız, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal. Dönmeyecek. Sevgili Burdurlular, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey sana söz. Baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Anne ben dönmem diyen evlat.